Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ülkemizde yeni satışa sunulacak olan Galaxy A modellerine bir ön bakış atacağız. Hemen baştan belirteyim, bu bir ön inceleme videosu. Dolayısıyla cihazların daha detaylı incelemelerini önümüzdeki süreçte elimize ulaştığında gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bizim de burada hani cihazları böyle aman aman çok bir inceleme imkanımız olmadı. Dolayısıyla hani burada biz kısıtlı bir süre cihazları inceledik. Özelliklerine vesaire baktık. Hani özellikle Selefi ile arasındaki farklara bir göz gezdirdik. Ve şimdi bunları size bir ön inceleme olarak sunmak istedik arkadaşlar. Evet, dilerseniz lafı fazla uzatmadan incelememize, daha doğrusu ön incelememize geçelim. Biliyorsunuz kısa bir süre önce S serisi tanıtılmıştı. Ve bu S serisinde Samsung'un tasarım dilini biraz değiştirdiğini görmüştük. Nitekim bu değişim yeni Galaxy A serisi modellere de yansımış arkadaşlar. Halihazırda burada Galaxy A14, Galaxy A24, A34 ve A54 modelleri bulunuyor. Ve hepsinin tasarım dili açıkçası birbirine bir hayli benziyor. Dürüst olmak gerekirse arkadan baktığınızda örneğin şu cihaz S serisi son cihazda S23'ü de andırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Samsung buradaki kamera adacığını tamamen kaldırmış. Aynı S serisi cihazlarında yaptığı gibi bence böyle de daha hoş olmuş. Şimdi gözleriniz A74'ü arıyor olabilir ama bu sene A74 yok arkadaşlar. Yani A73'ün halefi bu sene gelmeyecek. Onun yerine S23F modelini bekleyebiliriz. Bunu size baştan belirtmiş olalım. Şimdi burada aslında Türkiye'de en çok satan iki A serisi model var arkadaşlar. Birisi A30 serisi, diğeri de A50 serisi. O yüzden ben özellikle bu iki cihaza odaklanmak istiyorum. Çünkü hali hazırda da mesela A53 şu anda 10 bin liradan satılıyor arkadaşlar. A33 ise 7500 civarı bir fiyattan satılıyor. Dolayısıyla bu noktada kullanıcıların A34 ve A54'ü daha çok merak ettiğini tahmin ediyorum. Burada tabii A24 ve A14 modellerimiz de mevcut. Bunlar biraz daha giriş segmentine hitap ediyor arkadaşlar sanki. Yani mesela burada Samsung şimdiye kadar üst seviye S serisi cihazlarda kullandığı nitrografi özelliğini 54 ve 34'e getirmiş. Ama 24 ve 14'te bu özellik bulunmuyor. Dolayısıyla A34 ve A54'te kamera tarafında da yeni bir güncellemenin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Yonga seti vesaire bunlarda da bir geliştirme oldu. Ama nihayetinde baktığımızda bugün A53 de alsanız, A33 de alsanız bunlar da herhangi bir oyunu ya da uygulamayı zorlanmadan açacak cihazlar. Dolayısıyla burada Samsung farkı biraz daha kamera tarafına çevirmeye çalışmış ve bunu da başarmış diyebiliriz. Şimdi gelelim kameraya arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi önemli olan şey bu iki cihazda yeni gelen nitrografi özelliği. Bu Galaxy S serisinde de vardı ve gayet de beğenildi. Gayet güzel gece fotoğrafları çekmenizi sağlıyor ki şimdiye kadar zaten orta segment modellerde biz böyle bir özellik görmeye alışkın değildik. Dolayısıyla Samsung bunu getirerek rakipleriyle bir fark yaratmayı hedefliyor. Tabii ne derece güzel gece fotoğrafları çekiyor bunu muhtemelen önümüzdeki süreçte öğrenmiş olacağız. Biz hani incelemeye geldiğinde cihaz düşük ışıkta bir sürü fotoğraf örnekleri çekeceğiz. Düşük ışıkta video örnekleri çekeceğiz ve bu örnekleri sizlerle paylaşacağız. Bunu da size belirtmiş olalım. Örneğin arkadaşlar şu elime aldığım cihaz A54 olarak geçiyor. Baktığınız zaman dışarıdan sanki bir S23 havası var ve gayet de şık bir telefon. Burada Samsung damla çentik yerine delikli ekran tasarımını kullanmayı tercih etmiş ki şurada gördüğünüz tüm cihazlar arkadaşlar damla çentik tasarımı ile geliyor. Sadece A54 modelinde delikli ekran tasarımı mevcut. Peki şunu soracak olabiliriz. Ya hepsi damla çentik tasarımıyla geliyorsa hani tasarımsal olarak bir farkları yok mu? Var arkadaşlar. Mesela A14'ün alt çerçevesi çok kalın. Yani şöyle tamam bunda da damla çentik tasarım var ama bakın şöyle göstereyim size de görüyorsunuzdur muhtemelen. Alt çerçeve çok kalın. A34'ü elime aldığım zaman tamam bu da damla çentikle geliyor bakın. Alt çerçevesi gayet ince. Dolayısıyla hani dışarıdan baktığınızda evet tüm cihazlar birbirine benziyor. Özellikle 34, 24 ve 14 ama elinize alıp biraz baktığınızda aradaki ince farklılıkları görebiliyorsunuz. Tekrardan A54'e dönmek istiyorum. Burada az önce de belirttiğim üzere Samsung
özel bir sensör teknolojisi kullanmış durumda. 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Fakat bu ana kamera arkadaşlar gayet başarılı gece fotoğrafları çekebiliyor. En azından bize söylenenler bu yönde. Bakalım teste geldiğinde ne derece başarılı gece fotoğrafları çektiğini zaten beraber tecrübe etmiş olacağız. Burada arkadaşlar A34'te de aynı özellik var. Yani A34'te pekala nightography özelliğiyle geliyor. Kamerası 48 megapiksel. Yani arada ufak bir fark mevcut. Ama tabii burada çözünürlük her şeyi ifade etmiyor dediğim gibi. Çünkü şöyle bir şey var. Enteresandır arkadaşlar. Yani burada mesela A34'te 48 megapiksel ama baktığınız zaman 24'te 14'te 50 megapiksellik bir kamera olduğunu görüyoruz. Ama burada nightography özelliği yok mesela. Neden? Çünkü A34'te kullanılan lensin teknolojisi daha ileri bir teknoloji. Dolayısıyla 24 ve 14 ile kıyaslandığında daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Zaten dediğim gibi önümüzdeki süreçte bu cihazlar bize geldiğinde karşılaştırmalarını da yapacağız arkadaşlar. Yani kafanızda soru işareti kalabilir. Ya tasarımlar çok benziyor. Acaba hani A34 yerine A14 ya da A24 almak daha mı mantıklı? Sonuç olarak bunlar fiyat bazında baktığınızda daha uyguna gelecekler. Lakin kamerası iyi olsun istiyorsanız işte o noktada kafanız karışabilir. Biz ne yapacağız? İki cihazın kameralarını karşılaştıracağız. Böylece kafanızdaki soru işaretlerini de silmiş olacağız diye umuyorum arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Samsung bu cihazlarda özel bir gürültü engelleme teknolojisi kullanmış durumda. Bu ne işe yarıyor? Örneğin dışarıda telefonla konuşuyorsunuz. Telefonunuz aynı kablosuz kulaklıklarda olduğu gibi dış sesleri ayırt ediyor arkadaşlar. Ve sizin sesinizin karşı tarafa net bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bu şimdiye kadar orta segment modellerde çok da görmeye alışık olmadığımız bir durumdu. Dolayısıyla burada A serisinde bu özelliğine gelecek olması gayet iyi diyebiliriz. Muhtemelen önümüzdeki süreçte diğer orta segment cihazlarda da bu özelliği görmeye başlayacağız arkadaşlar. Son olarak değinmek istediğim nokta tabii ki telefonların RAM ve dahili depolama alanları. A34 ve A54 arkadaşlar 8 GB RAM ile gelecek her iki modelde. A34'te 128 GB'lık depolama alanına sahip olacağız. A54'te ise 128'in yanında bir de 256 GB'lık versiyon satışa sunulmuş olacak. 24 modelinde 6 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanı olacak. A14'te ise arkadaşlar 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olacağız. Şu anda fiyatları belli değil ama hani kabaca tahmin etmem gerekirse örneğin A54'ün şu anda selefi yani A53 dediğim gibi 10.000-10.500 Türk lirası arasında bir fiyata satılıyor. Hani bu telefonun da fiyatı arkadaşlar ne bileyim 13-14.000 Türk lirası olur gibime geliyor. Tabii fiyat açıklandığında öğrenmiş olacağız ama hani 13-14.000'in yukarısında çıkar mı, çıkarsa ne derece başarılı olur vesaire. Bunlar tabii farklı sorular, farklı konular. Şundan da bahsedelim son olarak ve ön incelememizi kapatalım arkadaşlar. A54 ve A34 modelinde IP67 sertifikası bulunuyor. Bu sertifikanın anlamı suya ve toza karşı son derece dayanıklı olduğunu gösteriyor bizlere. Yazılım desteği iki modelde yani 34 ve 54'te 4 kez Android 5 kez de güvenlik yazılımı, daha doğrusu 5 yılda güvenlik yazılımı desteği şeklinde. 14'te 24'te ise arkadaşlar Samsung 2 Android güncellemesi sözü veriyor. Güvenlik güncellemesi tarafında da 4 yıl güvenlik yazılımı desteği sunuyor kullanıcılarına. Yani burada atıyorum A34'ü aldınız ya da A54'ü satın aldınız. 4 defa Android güncellemesi vereceğinin garantisini veriyor Samsung size ki şimdiye kadar bazı markalar da bu tarz garantiler veriyordu ama genel olarak biz 3 yılı duyuyorduk. Dolayısıyla Samsung burada çıtayı bir tık daha yükseltip 4 yıla çıkartmış. 4 yıl Android güncellemesi desteği sunacağını söylüyor. Sonuç olarak toparlamamız gerekirse arkadaşlar telefonların tasarımları modern tasarım çizgisini, modern tasarım trendini yakalamış. Köşeli hatlar mevcut. Aynı durum S serisinde de geçerliydi. Cihazlara arkadan baktığımızda yani şu mesela A14 giriş seviyesindeki A serisi cihazı. Bu elimdeki de A54 arkadaşlar. Yani bu serinin en güçlü cihazı. Dışarıdan baktığınız zaman hani şöyle tuttuğumda iki telefon arasında sanki fark yok gibi gözüküyor. Ama ön tarafını çevirdiğinizde arkadaşlar gerçekten bir fark olduğunu sizler de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada A14'te çerçeveler bir hayli kalın.
A54'te ise çerçevelerin çok daha ince olduğu görülebiliyor. Ama dediğim gibi hani söz konusu dış tasarımsa, dış tasarımda Samsung ortak bir dil geliştirmiş. Muhtemelen önümüzdeki süreçte çıkacak olan 23FE modelinde de yine benzer bir tasarım diliyle karşılaşmış olacağız. Eğer bu cihazlar hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa arkadaşlar, bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Lakin dediğimiz gibi halihazırda bizim bu telefonları burada çok böyle bir inceleme fırsatımız olmadı. Önümüzdeki süreçte cihazlar bizim elimize ulaştığında sizlere daha net bir inceleme sunmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.